Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle her daim yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız, devletimizin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir. Kahraman ordumuz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören, dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, başta PKK-KCK, PYD-YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2032'ye ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında ise Hakurk bölgesinde 800 adet Doçka mühimmatı, Bençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara, Bençe Kilit Operasyon bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine tüm terörünleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Diğer taraftan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1435 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerini sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan biri FETÖ, diğeri PKK'lı olmak üzere ikisi terör örgütü mensubudur. 2367 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.889'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196.524 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 3000 kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 18.313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Siz değerli basın mensuplarından sınırlarımızda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları yerinde görmek isteyenleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış ve istikrarın tesisi için
kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı da sürdürmektedir. Bu kapsamda Sayın Bakanımız tarafından 4 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretine eşlik edilerek Katar Savunma Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Sayın Bakanımız bugün de Türkiye ile Yunanistan arasında 5.'si düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretine refakat etmektedir. Türkiye-Azerbaycan üst düzey askeri diyalog toplantısı 5-8 Aralık tarihleri arasında Bakü'de icra edilmektedir. Türkiye heyetine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Öztürk başkanlık etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığımız Romanya'da NATO geliştirilmiş hava polisliği görevine 1 Aralık'ta başlamış olup 31 Mart 2024'e kadar bu göreve devam edecektir. 14. Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı 3-8 Aralık tarihleri arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve tarihi dostluğumuzun pekiştirilmesi maksadıyla ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında deniz gücünün öneminin vurgulanması ve deniz güvenliğine yönelik farkındalığın arttırılması maksadıyla 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Milli Savunma Üniversitesi'nde Deniz Gücü ve Deniz Güvenliği Sempozyumu icra edilecektir. Değerli basın mensupları, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail'in ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz. Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi konusunda varılan mutabakat ile akabinde söz konusu aranın tekrar uzatılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması sonrasında 1 Aralık itibariyle uzlaşmanın sona ermesini kaygı verici bir durum olarak görüyoruz. İsrail saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditler de artmaktadır. Beklenti ve temennimiz çatışmaların derhal sonlandırılarak Filistinlilerin maruz kaldığı zulme son verilmesi ve bir an evvel kalıcı ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze'ye ulaştırılması, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra etmekte, bilgi ve silah teknolojisindeki değişim ve gelişimlere bağlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına en uygun şekilde geliştirmektedir. Bu kapsamda Dynamic Master, Cyber Coalition ve Nusret 2023 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Müşterek Görev Kuvveti Karargahı olarak eğitim ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesi için Steadfast Jackal, 3. Kolordu Karargahı'nın 2024 yılındaki çok kolordulu kara unsur komutanlığı görevine yönelik eğitilmesi maksadıyla On Guard, ev sahibi ülkelerin kabul, toplanma ve ileri intikal kabiliyetlerini koordine etmek amacıyla Griffin Force 2023, NATO karar verme süreçleriyle haberleşme sistemlerinin test edilmesi maksadıyla kısa süreli ikaz tatbikatı SNEX, komuta kontrol fonksiyonunu denemek ve NATO üyesi ülkelerin işbirliğini geliştirmek amacıyla PodGeoDart 2023 tatbikatları ise icra edilmektedir. NATO üyesi ülkeler ve ortaklık ülkeler arasında siber etki, taarruz yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda işbirliğini tesis etmek maksadıyla 11-15 Aralık tarihleri arasında Cross Swords tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait Sangram gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'e, TCG Anadolu tarafından 30 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında İzmit'e liman ziyareti icra edilmiştir. Aynı tarihlerde ziyarete de açılan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca İtalyan, İspanyol, Yunan gemileri ve TCG Erdemli'den oluşan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 unsurları Çanakkale'ye liman ziyareti icra etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı %80'lere ulaşan savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca 13 adet DROPS aracı, 25 adet LUMTAS tandem füzesi, 4 adet Avcı 2 görüntüleme sistemi, 6 adet TB2 SİHA'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerli ve milli üretim Tuna motorlarının kirpi ve vuran zırhlı araçlarına takılmasıyla ilgili olarak 50 adet aracı muayene kabul faaliyetine ise 4 Aralık'ta başlanmıştır. Değerli basın mensupları, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle göz kamaştıran yerli ve milli savunma sanayimizde üzerinde önemli durulması gereken hususların başında savunma sanayi güvenliği konusu gelmektedir. Savunma sanayi alanında uygun maliyet, yüksek kalite, güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevrenin korunması amaçlarının yanı sıra bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirlik çerçevesinde faaliyetlerin odağında bilgi güvenliği yer almaktadır. Kardeş, dost ve müttefiklerimiz için de önem taşıyan, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayan savunma sanayi ürünlerimiz konusunda üretici, kullanıcı, basın, tüm taraflar her yönüyle büyük hassasiyet göstermeli, güvenlik zafiyeti yaratabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Geliştirilen yeteneklerimiz ve ürünlerimiz övgüyle karşılanıp takdir edilirken, diğer yandan yürütülen çalışma ve ürün teknik bilgilerinin kamuoyuyla kontrolsüz bir şekilde paylaşılmasının, ürünlerin işlevselliğini önlemeye yönelik karşı tedbirler alınmasına, yeteneklerin zafiyete uğratılmasına ve bilgi üstünlüğünün kaybedilmesine sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Özellikle bu konuda yapılan haberlerde sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Bakanımız tarafından 1 Aralık'ta Harbi Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda açılışı gerçekleştirilen ve Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi Mayıs ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecektir. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin 2. asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yazılı hedefleri doğrultusunda terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.